Sevgili Zehra TV izleyicileri, sevgili canlar, bugün Tarihin Noktası programında Tevhidi Mufassalı işliyoruz malumunuz üzere Profesör Doktor Fazıl Akış hocamla birlikte. Öncelikle yayınımıza başlamadan hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Hamdolsun. İyi diyelim, iyi olalım. Ne var ne yok değil mi hocam? Allah var şeriki yok. yok. Eyvallah. Bu hikayesini de bir anlatın isterseniz. Ön bir girizgah olsun. Ondan sonra konumuza başlayalım. Başlıyor. Bu sözün önceliği yani Allah var şeriki yok. Babanızdan mı geliyordu? Hikayeyi izleyicilerimiz de duysunlar. Babama sorarlardı ne, ne var ne yok diye. O da böyle cevap verirdi. Allah var şeriki yok dedi. <laughs> Güzel cevap verirmiş. <laughs> Eyvallah hocam. Buyurun hocam isterseniz geçen bölümde. Her şeyi de Hı. Ben rahmetli Abdülbaki Gölpınarlı'ya demiştim Allah var şerii yok deyince. Hı hı. hı hı. Allah var şeriki yok diyeceksin. Eyvallah. K. Ruhu şad olsun. Evet. Ruhu yani şados. orayı yumuşatmadan. Ruhu şad olsun kendisinin de, babanızın da. Evet. O da benim artık imla kuralım oldu. Evet. Sonu k ile kafla biten kelimeleri yumuşatmadan yani yumuşak Sert yapmadan öyle kullanmayı adet edindim. Eyvallah. Çok da güzel <laughs> Çünkü hocam kelimenin yani. aslı bozulmasın yani. Mana da karşı tarafa net bir şekilde gidebilsin. Evet. Doğru mu? Tabii. Yani şimdi, kelime bozulmadan. Tabii, kelime bozulmadan. Şimdi Tevhid-i Mufassal'da geçen bölümlerde zaten 20. ve 21. bölümü biz özet olarak yapmıştık. Evet. Doğru mu hocam? Hı, şimdi 22. bölümde eee İnsanda neden iki tane işte el var? Neden bir tane baş var? İnsandaki vücudundaki organların tek hane, çift tane, içindeki organların tek hane, çift tane olmasının sebeplerini evet. sizden İmam Cafer-i söyleminden dinleyeceğiz. Evet. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. ve lanetullahi ala adayihim ecma'in minel an ila kıyamı yevmiddin <laughs> Organların tek veya çift yaratılması ve bunun açıklaması. Neden? Ey Mufazzal! Tek ve çift olarak yaratılan organlar vücudun parçaları yani buna cerayih de deniyor ve onlarla onlarda bulunan hikmet, takdir ve tasarım mükemmelliği hakkında düşün yani yaratılmış hakkında düşünmeyi de buyuruyor ki bu hikmeti nedir böyle baş tek olarak yaratılan organlardandır eyvallah birden fazla başı olması insanın yararına değildir. İhtiyacı olmadığı halde ikinci bir başın olmasının ona ağır geleceğini görmüyor musun? Bundan dolayı insanın gereksinimi ihtiyacı olan bütün duyular tek bir başta toplanmıştır. Göz, kulak, burun, Ayrıca insanın iki başı olsaydı iki kısma ayrılması gerekirdi. Onlardan biri ile konuşursa diğeri amaçsız ve gereksiz şekilde askıda kalırdı. Her ikisi de tek bir sözü dile getirse bir tanesi fazla olur ona ihtiyaç olmazdı. Onlardan biriyle bir sözü, diğeriyle başka bir sözü dile getirse dinleyici hangisini hangisine yöneleceğini bilemezdi ve benzeri karışıklıklar olurdu. Eller ise çift yaratılan organlardandır. Evet. Tek bir elin olması insanın yararına değildir. Çünkü bu ihtiyaç duyduğunda eşyaları kullanmasında aksaklıklar doğurur. Marangoz ve inşaat ustasının iki elinden biri felç olursa sanatını icra edemediğini görmüyor musun? Eğer bunu zorlarsa, tek elle yaparsa işi sağlam olmaz ve iki elinin yardımlaşarak yetiştirdiği işleri bir eliyle yetiştiremez. <laughs> İnsanda ses sistemi ve çalışma tarzı. Eyvallah. Ey mufazzal! Ses, konuşma ve insanda bulunan konuşma araçlarının oluşumu hakkında düşün. Sesin çıkış yeri olan boru benzeri boğaz, soluk borusu ile beraber boğaz, dil, dudaklar, Sesleri şekillendiren dişler ve ezgilere bir bak, melodilere bir bak. Eyvallah. Evet. Dişi olmayan kimsenin S harfini söyleyemediğini, söyleyemediğini, dudağı olmayan kimsenin F harfini doğru telaffuz edemediğini, dili ağır olan kimsenin R harfini açık ve güzel söyleyemediğini ve ses sisteminin bütün büyük nefesli bir çalgıya benzediğini görmüyor musun? Yani bu ses sistemi nefesli çalgıya da benziyor. Soluk borusu nefesli çalgının kamışına benzer. Ney gibi mesela. Eyvallah ve havanın içine girmesi için üflenen tulum akciğerlere benzer. Sesin çıkışını sağlamak için akciğeri kaplayan kaslar nefesli çalgının içinde havanın akışını sağlayan tulumu kaplayarak parmaklara kaplayan parmaklara benzer. sesi harfler ve ezgilere dönüştüren dudaklar ve dişler düzenli ve aralıksız çalgının ağzına koyulan ve değişik ezgiler oluşmasını sağlayan parmaklara benzer. Sesin çıkış yeri nefesli çalgıya benzetildi ve tarif edildi. Nefesli çalgı hakikaten insanın ses sisteminin benzeridir. Yani çalgının yapılmasında insanın ses sistemi taklit edilmiş. Eyvallah. Aynı boru şey sistemi. <laughs> ses sisteminde olanlar sözün oluşumu ve harflerin kurulumu konumun, konularında sesi bilgilendirdim. Seni bilgilendiriyorum. Bu saydıklarımla beraber onda ihtiyacın olan başka şeyler de vardır. Soluk borusu havanın akciğerlere gittiği yoldur. Sirat mesela şeyi. Eyvallah. Abi. Sirat kelimesi de yemek borusundan geliyor. Yol. Yola benzetiliyor. Ardı ardına sürekli nefesle kalbi serinletir. Ve herhangi bir şey bunu engellerse bu insanı helak olmaya sürükler. Bir serinlik olacak nefes yoksa içeride pişme yanma olabilir. Bir de serinleme şeyi söz konusu nefes, nefes almakla. <laughs> Dil ile yiyeceklerin tatları alınır. Sıra geldi dile. O da tek organ. Ve birbirlerinden seçer yiyecekleri. Tatlısı ve ekşisi acısından, tuzlusu tatlısından ve temizi pisinden onunla ayırt edilir dilin şeyi. Bunlarla birlikte yiyecek ve içeceklerin rahatça yutulmasına yardımcı olur. Hem konuşma ve esas ayarında dil önemli, üstelik de konuşma tarzına ne diyoruz? Dil diyoruz. Hı -hı. Hem organın adı hem de konuştuğumuz kelamın türü. Eyvallah. Hangi dili konuşuyorsun orada Tabii. da fark ediyor. <laughs> Dişler yiyeceklerin yumuşamaya kadar çiğnenmesi içindir ve yutulmasını kolaylaştırır. Bununla birlikte dudaklar için dayanak gibidir. Ağır içinden onlar onları tutar ve destek olur. Yani dudakları diş aynı zamanda destek olarak korur. Şeklini verir. <laughs> Ağız içinden onları tutar ve destek olur. Bundan ders al. Eyvallah. Dişleri dökülmüş, sarkık ve düzensiz dudaklı kimseleri görüyorsun. Dudaklar ile içecekler doğru ve ölçüyle karna mideye ulaşması boğaz, boğaza, boğazı tıkamaması ve karna eziyet etmemesi için emilerek yudum yudum içilir. Yoksa birden şey olursa baskı yapar ve zarar verebilir. Doğru. Ayrıca dudaklar ağzı kapatan kapı gibidir. Dudaklar ağzı kapatan kapı gibidir. Çok güzel bir tabir. İnsan istediğinde onu açar, istediğinde de kapatır. Dili korumak için bazen susmak, bazı yerlerde de konuşmak gerekiyor. Doğru. O bakımdan ağzı açıp kapama, dudağın işi. Sesler ve kelimeler buradan çıkıyor. Nefesle de bağlantılı. Yani ağzın içindeki her şey konuşmamıza yardımcı olduğu gibi nefese de bağlı. Dil, diş, damak, dudak dediğiniz gibi bunların evet. hepsi konuşmaya yarayan önemli etkenler hocam. Bu açıklamalarımızdan ortaya çıkan şudur. Bir aletten farklı işlerde yararlanıldığı gibi bütün bu organların her birinden farklı yönlerde faydalanılır. Bir keserin veya bir kazmanın, bir bal, küçücük baltanın marangozlukta, kazımda ve bunlar dışında işlerde de kullanılmasına benzer. Yani bir keserle veya bir küçük baltayla hem keser gibi kullanırsın baltayı. Onun bir ucu dik, bir ucu yatay. Bazen kazımaya gerekiyor, bazen bir şeyi kesmeye gerekiyor. Yontmaya gerekiyor, yontma işi var, kesme işi var. Bunlar farklı işlemler. Bir aletten çeşitli işler görebiliyorsun. Gerekirse savaş aleti bile olmuştur. Beyin zarı Kafatası ve yararı. Ya şu an beyin kısmına geçtik. Evet. Eğer perde kalksaydı da beyni görebilseydin onu tutup sarsılmasını önlemek ve dışarıdan gelecek etkenlerden korumak için birbiri üzerinde olan tabakalarla bunlara hucup yani perdeler hicaptan gelen evet. perdeler kaplanmış olduğunu anlarsın. Aynı şekilde kafatasının beyni çökertici darbelerden korumak için mifer konumunda olduğunu görürsün. Sonra kafatası baş için sıcak ve soğuğun şiddetinden onu koruyacak bir örtü olsun diye saç ile kaplanmıştır. Bizler de dökülmüş hocam. <gülüyor> <gülüyor> Bu sağlam yapı ile beyni koruyan kimdir? Onu yaratan kişilerin kaynağı, yöneticisi kılan, bedenin en üst konumundaki konumu ve hassas derecesiyle koruma ve savunmaya layık kılanlardan başka. Dikkatle düşün ey mufazzal. Nasıl da göz kapağı, gözler için bir örtü gibi etrafındaki halkalar, açıcılar gibi yapılmış ve o mağaranın girişine yerleştirilmiştir. Göz bu örtü ve kirpiklerle korunmaya alınmıştır. Şimdi halkalar dediği gözün içinde açılıp büyüyor ya içeride. Evet, ışığa göre, İşte bu bizi izleyenlerin kameralarında da var, kotorak makinelerinde de var. İşte o şeyi de söylüyor. Evet. Halkalara benzetiyor ve aynen öyle. Doğru. Hocam programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu konuyu netleştirelim, sonlandıralım. Hı. Ondan sonra diğer programda devam edeceğiz. Tamam. Şimdi bu kısmı biraz uzunca. Hı. İsterseniz ey de... mufazzal kalbe geldik. Tamam. Kalbi diğer bölüm alalım isterseniz. Diğer bölümde devam edelim. Tamam. E, eklemek istediğiniz Beyni bir şey anlattık. var mı? Evet. Beyni anlattık, sıra kalpte. Veya şöyle kalbi de tamamlayalım bir iki satır. Bir iki satır tamamlayalım Hı. hocam. Evet. Tamam. Kalbi göğüs ey mufazzal, kalbi göğüs kafesinin içine gizleyen onu örten Sağlam bir zırh ile kaplayan kaburga kemikleri ve üzerindeki et ve sinirlerle onu yararlanmalardan zararlardan koruyan kimdir? Var mı? E, i̇sterseniz diğer bölümde devam edelim hocam. Yalnız bir şey söylemek istiyorum burada. He. E, gerçekten İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın e, buradaki tabirleri muazzam karşısında tercümeyi yapan arkadaş da çok güzel tercüme yapmış. İnsanlar dinledikleri zaman, duydukları zaman konulara vakıf olmasalar dahi çok yalın bir anlatım var. Evet. Yalın ve etkili, keskin bir anlatım var. <laughs> Yüreğinize sağlık. Siz de güzel şerh ediyorsunuz. Ee, son birkaç cümleniz varsa alayım programı. Kapatacağım çünkü. Evet. Yani herkesin anlayacağı bir dille ifade ediyor. Evet. <laughs> o bakımdan önemli. Eyvallah evet. hocam. <laughs> yüreğinize sağlık yani akademik bir dil olarak akademisyenlerin anlayacağı değil her keşimin anlayacağı şekilde Bildim, evet. anlatıyor yüreğine sağlık hocam sevgili Anladım. Zehra TV izleyicileri tarihin noktası programında tevhid Mufassal'ın 20 e, 2. bölümünde sizlerle beraberdik diğer bölümlerde hatırlarsınız özetlerimizi yapmıştık bu bölümde de e, sevgili Fazıl hocamla kitapta kaldığımız noktadan devam ettik ee, vücuttaki organların uzuvların neden tekli, neden bazılarının çiftli, neden işte e, gözün kafada yer aldığı, neden insanın bir tane kafası olduğu işte beyne geldik onu yaptık şimdi bir dahaki bölümde kalp bölümümüz olacak orada bizler izlemeye devam edelim. Kalbi edeyim. anlattık. Değil mi hocam? Yani anlattık mı bitti mi o kadar mıydı? Şimdi boğaza geldi. Tamam. Bir dahaki bölümde kalbin arkasına yine bir hatırlatma yapıp organlar, boğaz, organlar devam abi. olarak devamını getireceğiz. Bizleri izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın.